Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir fuar alanından, fashion'dan sektörün lider firması Coşkun Erler, Bezci Tekstil Sanayi'deyiz. Yanımızda firmamızın ikinci kuşak temsilcisi beyefendi, genç girişimci bir kardeşimiz Burhan Coşkun Erler bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Burhan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Stand fuarınız hayırlı olsun sağ diyelim. Olun, Allah utandırmasın. Şimdi fashion birinci yılı. Siz de bu güzel alanda yerinizi almışsınız. Evet. Geçmişi de böyle biraz babanızın kurduğu şirketin şöyle bir hikayesini alalım öncelikle ve siz de ekranların başındaki izleyicilerimize tanıtalım. Şöyle söyleyeyim. 93 yılında İzmir'de kurulduk. 93 yılından bu yana yaklaşık şöyle söyleyeyim, genelde üretim bandımız ayakkabı sektörü ve tekstil sektörüydü. Bu sektörlere kumaş tedariğinde bulunduk. 2000'li yılların başında üretimimizi daha da sıklaştırdık. Evet. Laminasyon, baskı, kaplama ve termoform işlemlerine başladık. Yıllık yaklaşık 3 milyon 900 bin metrekare üretimimiz mevcut. Ciddi bir sayı var. Evet. Evet. Sizin sektör için. Şöyle söyleyeyim, entegre fabrika mantığıyla gidiyoruz. Kendi bünyemizde makine üretimimiz, kendi makinalarımızı kendimiz üretiyoruz. Hı-hı. Dışarıdan herhangi bir makine tedariği destek şey yapmıyoruz, almıyoruz. Hedefimiz de şöyle söyleyeyim, bu 3 milyon metrekarelik kapasiteyi 4 milyon metrekareye çıkarmak. Çıkartmak. Şimdi babanız nasıl başladı? İlk bu hikayenin başlık 80'li yıllar mı? Şöyle söyleyeyim, 1976 yılında pazarcılıkla, pazarda ürün satarak, tekstil ürünleri satarak başlamış. Babam 76 yılından beri vergi mükellefi. Evet. Onun öncesinde bebe giyim ve manifatura üstüne çok uzun süre çalışmaları sağlamış. 93 yılında ise ayakkabı sektörü teknik tekstil üstüne yoğunlaşmış ve bu konularda tedarikle firmalara yardımcı olmuş. Evet. Söylediğim gibi 2000 yılında da fabrikalaşmaya da. Siz şimdi genç girişimci bir olarak, ikinci kuşak olarak işin başındasınız. Artık şöyle çalışmaları siz mi ortaya çıkarıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, biz tek başıma değilim. Tabii mutlaka İllaki. Bir ekip. Abim ve ablam da var. Bir aile şirketi. Bir aile şirketiyiz. Hı. Ben üretim bölümünün başındayım. Ar-Ge ve üretimle ilgili gerekli çalışmaları yapıyorum. Söylediğim gibi şu görmüş olduğunuz desenlerin dizgi çalışmaları, çizim çalışmaları bizzat kendime ait. Şu masa da yani şu önümüzdeki şu anda masanın olduğu, isminizin yazılı olduğu çalışmaların baskısı, çizimleri her şey size ait. Evet. Nasıl belirliyoruz bunları? Neyden isimleniyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, günün trendlerini yakalamaya çalışıyoruz özellikle ve daha çok yurt dışındaki moda ikonlarını, moda trendlerini gördükten sonra birebir aynısından ziyade onlardan esinlenip çizimleri yapıyoruz. Çeşitli fuarlara da gidip bir şeyler alıyor musunuz? Tabii ki. Destekler. Yani şöyle söyleyeyim, yurt dışı fuarlarını geziyoruz. Özellikle moda haftalarını geziyoruz. Hı-hı. Moda haftalarında neler var, neler yok, günün trendi nedir? Talepler neler? O taleplere yönelik çizimleri gerçekleştiriyoruz, desenleri buluyoruz. Evet. Gerekirse bazen desenleri de yurt dışından satın alıyoruz. Diğer durumlarda müşterinin talebine göre kendimiz tasarlayıp çiziyoruz. Gayet güzel. Beraber. Peki Türkiye'de nasıl bir pazar payınız var ve yurt dışında nasıl ilerliyor bu çalışmalar? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki pazar payımız yani pay olarak araştırma yapmış durumda değiliz. Fakat şöyle söyleyeyim, genelde ayakkabı sektörü ve teknik tekstilde ilerlediğimiz için çok fazla göz önünde olmuyoruz. Evet. Önemli olan bizim müşterilerimizi ne kadar daha ileriye taşıyabiliriz. Bizim için önemli olan budur. Biz müşteri odaklı çalışan bir firmayız. Nasıl ortaya çıkarıyorsunuz müşteri portföyünüzü? Yani onlar mı size ulaşıyor, siz mi gidiyorsunuz? Genelde müşterilerimiz bize ulaşıyor. Evet. Genelde müşterilerimiz bize tabii ulaşıyor. Tabii geçmişten gelen de bir tecrübe var. Müşterilerimiz bize ulaşıyor. Çünkü neden? Biz olmayanı yapmayı seven bir firmayız. Yenilikçi. Yenilikçi bir firmayız. Satıştan ziyade bizim en çok vaktimizi Ar-Ge oluyor. Kendinizi sürekli güncelliyorsunuz. Kendimizi güncel tuttuğumuz için de genelde müşteriler bizi buluyor. Gayet güzel. Peki böyle bu sene ve bundan sonrası için bu renk modeller tabii sürekli güncellenip değişiyor ama
Nedir bu sene moda? Renk bir şey var mı bir talep? Şu anda mesela çok revaçta olan evet, olan mesela Afrika tarzı veya işte böyle Amazon tarzı, Aztek tarzı genelde müşteriler o taleple geliyor. Evet. O tarz desenleri istiyorlar işte şurada görmüş olduğunuz grup gibi. Evet, o karışık karma grubun içindeki talepler biraz daha fazla oluyor. Yani ne oluyor? Biz deseni hazırlıyoruz. Müşteri diyor ki evet ya bu çok kahverengi olmuş. Biz işte bunun içinde pembe istiyoruz, kırmızı istiyoruz. Tabii seçenekler de var. İşte biz bunu daha büyük istiyoruz, daha küçük istiyoruz. Evet. İşte ben orada aslanı sevmedim, orada fil olsun diyor. Fil gibi koyuyoruz. Gayet güzel. Yani siz diyorsunuz müşteri yeter ki bir şey talep etsin, biz tabii orada ki o renk cümbüşün içine bir şeyler katabiliriz. Şöyle yani. Yani önemli olan ilk önce müşterinin beğenmesi. Tabii, memnuniyet önemli. Memnuniyet önemli. Memnuniyet odaklı çalıştığımız için müşteri ne derse o, müşteri her zaman için. Siz ham malzeme kalite olarak neye dikkat edersiniz? Nerelerden tedarik ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, biz genelde malzemenin konstrüksiyonunu kendimiz veriyoruz. Kendimiz mi? Kendimiz diyoruz ki biz bu şekilde istiyoruz. İpliğinin yani şöyle söyleyeyim, filamentine kadar biz söylüyoruz. Şu evet. iplik olacak, şu marka olacak. Firmalara ona göre dokutturuyoruz. Evet. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben müşteriye verdikten sonra illaki şimdi son dönemde özellikle yapılan testlerden mutlaka geçmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Genelde müşterinin yaşadığı problemler şu oluyor. Müşteri bir ürünü yapıyor, gerçekleştiriyor, yüzüyor, kuyruğuna geliyor. Daha sonrasında en ufak bir test olumsuzluğunda ürünü kalıyor. Evet, bu da önemli bir ayrıntı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Peki. Evet. Şimdi bir önceki sorumdaki şeyi tekrarlamak istiyorum. Yabancı ülkelerde var mı? Yani yurt dışında var mı çalışmalarınız, bağlantılarınız? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Yani tedarikçi misiniz, çözüm ortağı mısınız o doğrultuda? Çözüm ortağıyız genelde. Şöyle söyleyeyim, orada Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerle çözüm ortaklığımız var. Firmalar genelde bizden gelip ürün tasarlatırıp buradaki fasoncularına veya buradaki üreticilerine bizden tedarikte bulunuyorlar. Bu şekilde bir çalışma. Onlarla beraber tasarım çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle tabii onlara da katkıda bulunmuş oluyoruz. Peki güzel. Şimdi 2018 ve sonrası için bir hedef beklenti biraz bahsettiniz ama nedir böyle tam kafanızda neler planlıyorsunuz? Söylediğim gibi sektör olarak tekstil de çok geniş çaplı bir sektör. Yani sadece giyimle çözümlü değil. Endüstriyel tekstille de ilgileniyoruz. Bu endüstriyel tekstilde de mümkün olunca tekstilin girdiği bütün alanlarda teknik tekstil olarak ve hani bezi tekstil adı olarak daha aktif bulunmayı hedefliyoruz. İnşallah. Diyelim başarınız daim olsun. Sağ olun. Bir de teşekkür alalım mı sizin şöyle ekranların başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve firmanızı tercih eden müşteri portföyünüze son sözleriniz. Şöyle söylemek istiyorum. Bizi izleyenlere ve özellikle müşterilerimize söylemek istediğim biz firma olarak öğrenmeyi çok seviyoruz. Bugün öğrendiğimiz bize yeterli hiçbir zaman gelmiyor ve bu yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla inşallah tekstil sektörünü ve genel olarak bütün sektörleri hizmet verdiğimiz bütün sektörleri ileriye taşımayı hedefliyoruz. İnşallah diyelim. Peki ben babanızın kurduğu bu çatı altındaki size ve tüm aile bireylerinize ve çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ülkemize kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum inşallah. İlerleyen bir süreçte yeni bir stand, yeni bir fuarda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun.